Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü DHBT dersimizde günlük hayatla ilgili konular üzerinde duracağız inşallah. Bunların başında bid'at ve hurafeler var. Önceki duracağımız konu budur. Bid'at, dinin aslından olmadığı halde inanç ve ibadet alanına sonradan icat edilen inanış ve davranışlar ifade eden nedir? Bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de dinin Hazreti Muhammed'in risaletiyle birlikte kemale erdirildiği bildirilmektedir Maide Suresi ayet 3. ayette. Bu sebeple Hazreti Peygamber'den sonra dinde icat edilen ve uydurulan her şey bid'at kavramına girmektedir. Bid'at, sünnetin zıttıdır. Bid'atın konusu dini hususlarla sınırlıdır. İnanç ve ibadet dışında kalan yenilikler bid'at kavramına girmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi diriltirse onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir. Hem de onların sevabından hiçbir şey eksiltmeden buyurmaktadır. Kim de Allah ve Resulünün rızasına uygun düşmeyen bir kötü bid'at icat ederse onunla amel eden insanların günahları kadar o kişiye günah yüklenir. Hem de onların günahlarından hiçbir şey eksiltilmez buyurmaktadır. Bu Müslim İlim 6. Tirmizi İlim 16. hadis olarak geçmektedir. Müslümanlar dini koruma hususunda bid'atı ikiye ayırmışlardır. İyi ve yararlı gördüklerine bid'atı hasene, kötü ve zararlı gördüklerine de bid'at-ı seyyiye adını ne yapmışlardır? Vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf içinde toplamak, hadis kitapları yazmak, teravih namazını cemaatle kılmak, kabirler üzerine türbe yapmak, güzel bid'at olarak ne yapılmıştır? Nitelendirilmiştir. Günümüzde yaygın olan mevlid, hafızlık ve hatim merasimlerinin cemaatle namazda toplu tesbihlerin ve musikinin ölümü takip eden belli günlerde düzenlenen dini toplantıların katı bir yaklaşımla bid'at olarak nitelendirilmesi yerine bu tür adetlerin dinin asli unsurlarının yerinde olması süreci içerisinde yararlar sebebiyle bu türlü davranışlara müsamaha ile karşılanması isabetli görülmüştür. Demek ki burada baktığımız zaman da mevlid okutmak, hafızlık ve hatim merasimlerinin yapılması, cemaatle namaz kıldığımız zaman toplu tesbihlerin yapılması, musikilerin öne çıkarılması, ölümü takip eden belirli günlerde düzenlenen işte 52. gün gibi adetlerin ortada olması, bunların bid'at yerine dinin asli unsurlarını bozmamak kaydıyla müsamaha ile karşılanması isabetli olarak ne yapılmaktadır? Karşılanmaktadır ve görülmektedir. Evet, ikinci konuya bakıyoruz, gayb bilgisi. Gayb, akıl ve duygular yoluyla hakkında bilgi edinemeyen varlık alanı kastedilmektedir. Ve varlık alanında gayb alanı ne yapılmaktadır? Denilmektedir, evet. Gayb bilgisi sadece Allah'a aittir. Evet, fakat ilk devirlerden itibaren gayıptan haber vererek insanların ilgisini çeken, bu yolla itibar ve servet kazanan kâhin,
büyücü, arraf, falcı, medyum, ruhçu gibi şahıslar her toplumda görünmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime herhangi bir fayda ve zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Araf suresi 188'de Allah-u Teala bu şekilde buyuruyor peygamberler için. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başka hiçbir varlığın gaybı bilmediği En'am 59'da, Tevbe 105'te, Ra'd 9'da, Neml 65'te geçmektedir. Bunlar Allah'tan başka hiç kimse gaybı ne yapamaz bilemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybtan haber veren kimseye inanan kimsenin 40 gün namazının kabul olunmayacağını, vahiy ve kitabı inkar etmiş olacağını bildirerek ağır bir tehdit ve uyarı da bulunmuştur. Bu da Müslim Selam 125, İbn-i Mace Tahari 102. Buna rağmen toplumumuzda gaybı bildiğini, gaybtan haber verdiği izlenimini veren, dini konularda yeterince bilgisi bulunmayan kesimleri sıkıntı ve ihtiyaç içindeki kimseleri amansızca sömüren bir sektör nedir? Vardır. Evet, gayıptan haber verdiğini bildiren bir sektör vardır ve insanlar bunlara ne yapmaktadır? İnanmaktadırlar. İşte bu şekilde de insanları sömüren nedir? Birçok insanlar vardırlar. Evet. Falcılık, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber vermektir. İnsanların gayba, bilinmez ve gizemli olan şeylere eğilimleri vardır. Ve bunun üzerine bu işi meslek edinenler çıkmış. Bunlar toplumda büyük itibar görmüşlerdir. Neticede kahin, büyücü, falcı, bakıcı gibi isimlerle anılan bu insanlar mistik güçlerin bulunduğunu, efendim görünmez varlıklarla temas içerisinde olduklarını, insanların bilmediği bazı bilgilere sahip olduklarını ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de hem duyular aleminin hem de duyular ötesi aleminin mutlak hakimiyetinin Allah'a ait olduğu bildirilmektedir. Zümer 46. ayet-i kerimede ve Talak 12. ayet-i kerimede. Hadislerde kehanet yasaklanmış, eşyadan, hayvanların hareketlerinden uğursuz anlamlar çıkarma, çakıl taşı, nohut, bakla gibi nesne ve yöntemler ile falcılık yasaklanmıştır. Müslim Selam 125'te, İbn-i Mace Taharet 122'de. Her türü ile fal ve falcılık, tuz falı, kahve falı, kurşun dökme, el içi falı, İslam'ın inanç ve bilgi sistemlerine ne yapmaktadır? Uymamaktadır. Bunları İslam dini ne yapmaktadır? Reddetmektedir. Yıldız ve burç falı. Halk arasında yıldız falı, burç falı gibi inanışları konu edinen astroloji, gök cisimlerinin oluşum özelliklerinin dünya üzerindeki olayların hayır ve şer niteliği kazanmasına ve insanın geleceğini etkilemesi konularını içine almaktadır. İslam dünyasında önceleri ilmi nücum, astronomiyi hem de astrolojiyi kapsardı. Astronomi pozitif bir ilim dalıdır. Yıldız, ay, güneş gibi gezegenlerin sayı özellikleri ve hareketlerini ne yapmaktadır? Konu edinmektedir. Astroloji ise tamamen ve kısmen vasıtasız bilgilerin ve gayıptan haber vermeyi ne yapmaktadır? İçermektedir. Dolayısıyla astronomi ile astroloji farklı olarak ne yapmaktadır? Görünmektedir. İslam alimlerinin çoğunluğu Peygamberimizin ilmi nücumu yasaklamadığına dair
hadislerin bulunduğunu, Buhari, Salatül Küsuf 13, Müslim Selam 35 gibi güneş, ay ve yıldızların hareketlerine bakarak bunlardan dünyadaki olayların ve insanların geleceğine ilişkin sonuç çıkarmanın aldatmaca olduğu, dini bilgi ve inançla çeliştiği, bu işle uğraşanların şirke düştükleri iddia edilmiştir. İslam'ın özünü teşkil eden tevhid inancı, geceliğin mutlak gayb olup Allah'tan başka kimsenin gaybı bilmediği, bilemeyeceği, insanın kendi geleceğini kaza ve kader çerçevesinde kendisinin çizeceği ilkesi yine ne yapılmaktadır? Yıldız ve burç fanına itibar etmeyi, onlara bir anlam ve ümit yüklemeyi reddetmektedir. Demek ki böyle bir falcılık yoktur. Evet. Efendim, yıldızların hareketlerinden yeryüzünde bazı efendim insanların geleceklerini tayin etmek bu falcılık grubuna girmektedir. Bu da böyle bir şey de yoktur. Allah-u Teala gök yüzünü, yeryüzünü ve arasındaki her şeyi insanın emrine ne yapmaktadır? Musahhar kılmaktadır. Genel ayetler de bunu ne yapmaktadır? Bize bu şekilde telmih etmektedir. Kehanet, gayıptan haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bunu yapan kişilere ne denir? Kahin denir. Dini literatürde kahin, gelecekte meydana gelecek olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen alemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerdir. Tevhid inancını zedeleyen, her türlü batıl inanış ve yönelişlere karşı dinimiz sert bir tavır almış, kehaneti de bu şekilde ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kehanet yasak edilmekte, onları tasdik edenin Hz. Muhammed'e indirileni inkar etmiş olacağı ifade edilmektedir. Hadislerde Ebu Davud, Tıp 2, Tirmizi, Taharet 102 hadislerde bunu yapmaktadır. Geçmektedir ve bu kişilerin cennete asla giremeyeceği Müsned 3. cilt 14. hadiste ne yapılmaktadır? Bildirilmektedir ve 40 gün namazının kabul edilmeyeceği yine Müslim Selam 33'te ifade edilmektedir. Demek ki kahinlere ne yapacağız? İnanmayacağız. Kehanet diye bir şey yoktur. Efendim, bunlar hepsi peygamberimize gelen dinin inkar edilme sebebi taşıdığı için İslam dininde bunlara ne yapmayacağız? Asla önem vermeyeceğiz ve bunlara dair herhangi bir girişimde bulunmamamız gerekmektedir. Cincilik. Cin, duyu organları ile algılanmayan ve insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türünün adıdır. Cin kelimesi örtme, gizleme, gölgeleme anlamındadır. Bunun için duyu organları ile algılanamaz. Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgiye göre cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk için yaratılmışlardır. Cinler insanlara göre bazı üstün güçlere sahip olsalar da gaybı bilmezler. En'am 100, Hicr 27, Sebe 4, Zariyat 56, Rahman 15-16 gibi 15-56 gibi hadislerde her insanın yanında bir cin bulunduğu, cinlerin insanlara vesvese verdiği bildirilmektedir. Müslümanın cinlerden korkmaması, Allah'ın izni olmadan bir varlığın diğerine zarar vermeyeceğine gönülden inanması gerekmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin insanı etkilemesine karşı Ayet-i Kürsi'yi ve Muavvizeteyn, yani Felak ve Nas surelerini okuyarak korunmalarının gerektiğini ne yapmaktadır? Bildirmektedir. Cinler Allah tarafından yaratılmış olan nelerdir? Varlıklardır. Ve onlar neden yaratılmıştır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cinler
alevsiz bir ateşten veya dumandan yaratılmıştır. İnsan ne yapmaktadır? Çamurdan ve topraktan yaratılmaktadır. Bunlara göre onların farklı neleri vardır? İnsanlara göre yapıları vardır. Bundan dolayı Allah-u Teala cinlerle insanların alanlarını ne yapmıştır? Ayırmıştır. Onların yaşam alanları ile insanların yaşam alanları nedir? Farklı farklıdırlar. Çünkü insanların cinler de insanlardan soyutlanmış ve Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle mükellef olarak yaratılmış nefsani varlıklardır. İnsanlar da nefsani varlıklardır. Ama melekler ruhani varlıklardır. Demek ki yaratılış alemine baktığımız zaman da Allah-u Teala melekleri yaratmış. Onlar ruhanidirler. Onların nefisleri yoktur. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Sonra Allah-u Teala cinleri yaratmıştır. Cinler de ateşten yaratılmıştır. Yani bu bir dumandan yaratılmıştır. Ama alevsiz duman bu bir sanki günümüze baktığımız zaman da bir frekans gibidir. Onlar da bu şekilde yaratılmışlardır. Ama onlar da insanlar gibi nefsani varlıklardır. Yerler, içerler, efendim, ölürler, evlenirler, çoğalırlar. Bu şekildedirler. İnsanlar da daha sonra yaratılmışlardır ve onlar da nefsani varlıklardır. Ruhla Allah insanı ne yapmaktadır? Yüceltmektedir. Kendi ruhundan insana ruh üflemiştir. Bu ayet-i kerimelerde nedir? Sabittir. Evet. Dolayısıyla cinler bazı kaynaklarda belirtildiği gibi insanlara göre insanın ömrü eğer ortalama olarak 75 yaşında ise bir insan, cinlerin ortalama ömrü 2500 yıl gibidir ve bakın insana kıyasla nedir? Çok uzun yaşamaktadırlar. Peygamberimizin döneminden beri yaşayan cinlerin mevcut olduğu ne yapılmaktadır? Söylenmektedir. Yine cinler masamat dediğimiz katı cisimlere girip çıkabilirler. İnsanlar bir odadan kapı olmasa çıkamazlar ama onlar duvardan, herhangi bir cisimden, demirden, metalden, camdan ne yapabilirler? Geçebilirler. Onlara bir sınırlama yoktur. Demek ki katı cisimlerden gelip geçebilirler. Bakın insanlara göre farklıdırlar. Diğer bir özellikleri ise bunlar çok hızlıdırlar ve hızları şu şekilde söylesek dünyayı 7,5 kere ne yapabilmektedirler? 1 saniyede dönebilmektedirler. Bu onların çok hızlı olduğunu bize ne yapmaktadır? Bildirmektedir. Yine onlar bazı cisimlerin kılıklarına girebilirler. Mesela bir ev olabilirler, bir keçi olabilirler, bir yılan olabilirler veyahut da herhangi başka bir varlığın şeklini alabilirler. Demek ki insanlara göre farklı yaratılmışlardır. Bundan dolayı Allah-u Teala ne yapmaktadır? İnsanları onlardan korumuştur ve onlara bulaşmamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Resulü Sakaleyn'dir. Hem cinlerin hem insanların peygamberidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. Ve yine onlara Kur'an-ı Kerim okumuştur. Bu Cin suresinde Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmektedir. Diğer surelerde de bunların varlığı bildirilmektedir efendim. Gayb'dan haber vermeleri kapatılmıştır. Kur'an-ı Kerim 610 yılında Beytül İzze'ye indiği zaman cinlerin yeryüzüne gelip de onlardan gökyüzünün gaybını yeryüzüne bildirmeleri Allah tarafından yasaklanmıştır. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Ve bu baktığımız zaman da yıldızlardan onların taşlandığı ve kendilerine şihab okları atılma suretiyle onların yeryüzüne ulaşmadan yakıldıkları yine Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Evet. Bu konu biraz daha derinleme olarak söylenebilir ama bu kadar herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum ve büyücülük diyorum. Yine gaybtan haber verme iddiasının en büyüğü de nedir? Büyücülüktür. Arapçada sihir kelimesiyle ne yapılmaktadır? Bu büyücülük kelimesi
sihir ile ne yapılmaktadır? İfade edilmektedir. Bu aynı zamanda göz bağcılık ve hile yoluyla insanları manyetize ederek tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya koyma ve insanları yanıltmadır. Kur'an-ı Kerim'de sihir kavramına sıklıkla temas edilmiş. Özetle Allah'ın diğer peygamberlere ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği vahyin ve bu peygamberlerin hak olduğunu, sihir ve sihirbaz olmadığını bildirmiş. Sihirbazların felah bulmaz, yalancı ve düzenbazlar olduğu ifade edilmiştir. A'raf 116, Yunus 76-77, Taha 69 ayeti kerimelerinde. Hadislerde sihir yapma 7 büyük günah arasında ne yapılmıştır? Sayılmıştır. Buhari, Vasaya 23, Müslim, İman 144'te bunlar ne yapılmaktadır? Dile getirilmektedir. Bundan dolayı bu şekilde bunlardan ne yapacağız? Büyücülükten kendimizi sakındıracağız. Evet. Ruh. İnsana canlılık kazandıran ruh ve ona mekan teşkil eden beden olmak üzere iki unsurdan meydana gelmiştir. Demek ki insan kendisine canlılığı kazandıran ruh ve bedenden ibarettir. Evet. Kur'an-ı Kerim ruhun varlığından haber vermekte, onun Allah'ın emirlerinden biri olduğunu ve insanlara bu konuda az bilgi verildiğini bildirmektedir. İsra suresi ayet 85'te. İnsanın yaratılış evrelerinden söz eden ayetlerde Müminin 12-14, Hazreti Peygamber'in anne karnındaki cinine belli bir zaman diliminden sonra ruh üflendiğini bildiren açıklamalarında Buhari Bedülhak, evet Bedülhak, ruhların cesetlerden sonra yaratıldığı da ne yapılmaktadır? Anlaşılmaktadır. Ruh çağırma. Allah-u Teala ruhu yok olmaktan korumuş, ilahi irade onun ebediliği yönünde gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple insan öldüğü zaman ruhu yok olmaz, bir başka aleme ne yapılır? Yükseltilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah ölüm vaktinde canları alır, ölmeyenin de uyku zamanında canını alır, eceli gelen canını tutar, gelmeyen eceli gelinceye kadar salıverir. Bunda düşünen insanlar için ibretler vardır buyurmaktadır Zümer 42. ayet kerimesinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabzedilen ruhun göklere çıkarıldığını, meleklerin iyi ruhları selamladıklarını, alemlerin Rabbinin huzuruna getirildiklerini, sonra da dünyaya döndürüldüklerini, kafirin ruhunun ise şiddetle zindana atılmakta olduğunu haber vermiştir. Ruhların bedene tekrar dönüşü kabirde mi, kıyamette mi konusu ihtilaflıdır. Kabir azabının ruh ve beden ile birlikte olduğu itikadın bir parçasıdır. İnsan ruhu alemi ervahta idi. Buna şahit, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Onlar da evet, buna şahidiz dediler A'raf 172'de. İnsanların ölmüş kişilerle rüya, hayal, ilham alemi hariç buluşması mümkün görülmemiştir. Cin ve şeytanların insanlardan kendilerine yatkın kişilere haber ilettiklerine dair haberler vardır. Hicr 18, Şuara 223, Buhari Tefsir 31 gibi haberlerde. Cinler insanları etkilemek için bazı büyücü kahinleri seçtiklerini, bazı spiristlerin ruh çağırmaları ve bu şekilde
çağrılan ruhun geldiği konularıyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın çeşitli şekillere bürünerek insanlara görüneceğine, onları aldatacağına dikkat çekmiştir. Dinimizde ruh çağırma faaliyeti caiz görülmemiştir. Şimdi burada ruh çağırma meselesinde insanların bir araya gelip ruh çağırdıkları seanslara bakıldığı zaman da kesinlikle ruhların oraya gelmediğini, oraya gelenlerin cinler olduğunu Allah Resulü bu şekilde ne yapmaktadır? İfade etmektedir ve insanların aldatıldığını bu şekilde ortaya koymuştur. Bundan dolayı ruh çağırma caiz değildir. Dinimizde de yasaktır. Buna inanmak da batıl bir inanıştır. Tenaşüh konusuna baktığımız zaman ölümden sonrasında ruhun bir başka bedene girmesi inancıdır tenaşüh. Batıdaki adı reenkarnasyondur. Kur'an-ı Kerim'de ölüm anında dünya hayatına geri dönüp hayırlı işler yapmak istediğini dile getiren insanın bu arzusunun boşa olduğunu, zira ölen kimsenin dünya ile ahiret alemi arasında bir merhaleyi teşkil eden berzah alemine intikal edeceğini ve diriltileceği güne kadar burada kalacağı açıkça ne yapılmaktadır? Bildirilmektedir Mü'minin 100. ayet-i kerimede. Tenasüh inancı naslara aykırı olduğu gibi akıl bakımından, mantık ve metafizik ilkelere bakımından da tutarsızdır. Bundan dolayı bu şekilde bir inanç, tenasüh inancı İslam dininde yoktur. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bu da reddedilmiştir. Ama bugün birçok insanlar tenasüh inancı vardır diye ne yapmaktadırlar? Bazı örnekler, bazı yaşanmış olaylar ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Bunların hepsi nedir? Beyhude bir sonuçsuz bir nedir? Amaçtır. Rüya tabiri. İnsanın uyku halinde gördüğü düşlerin mevcut bilimsel verilerle açıklanmasına ne diyoruz? Rüya tabiri diyoruz. Kur'an-ı Kerim ve sünnette rüya konusuna sıkça değinilir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf ve Mısır hükümdarlarının gördüğü rüyalardan söz edilmektedir. Bu Yusuf suresi 5-4 ayetlerinde sıkça bunlar ne yapılmaktadır? Zikredilmektedir. Hazreti Peygamber'in gördüğü bir rüyanın Yüce Allah tarafından doğru çıkarıldığı belirtilmektedir. Bu nerede? Fetih suresi ayet 27'de. Resulullah'a ilk vahiy uykuda rüya sadıka şeklinde gelmiş. 6 ay müddetle bütün vahiyler rüyada vuku bulmuşlardır. Bir hadiste 23 yıllık vahiy müddeti içerisinde 6 aylık zaman dilimi kastedilerek müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir buyurulmuştur. Sadık ve salih rüya vahiy cümlesindendir. Buhari Tabir 1-5, Müslim Rüya 3-9. Ayetlerde bu ne yapılmış? Hadislerde bu zikredilmiştir. 3 türlü rüya vardır. 1- Rahmani rüya. Rüyayı sadıka ve saliha da buna ne yapılmaktadır? Denilmektedir Rahmani rüyalara. Bu tür rüyalar Allah tarafından doğrudan doğruya melekler vasıtasıyla gelen hak telkinlerdir. Buna mübeşşirat da denilmektedir. İnsanlara yol gösterici ve ışık tutucudurlar. Evet. Mesela örnek olarak baktığımız zaman da bir bakıyorsunuz ki dini hassasiyetleri zayıf olan bir insan Allah tarafından bazen uyarılmaktadır. Bir bakıyorsunuz görmüş olduğu rüyada kıyametin koptuğunu, gökyüzünün yarıldığını, yıldızların döküldüğünü, dağların yayıldığını görmeye başlar ve o kadar çok korkar ki bu büyük bir güç ile Allah-u Teala onu rüyasında ne yapmaktadır? Uyarmaktadır ve buna benzer birçok rüyaları insan ne yapar? Görür ve bu rüyalardan da bazı mesajları kendisi için almış olur. İkinci şekli şeytani rüyadır. Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarından doğan karışık
hayaller, yalan ve batıl düşler, bunları anlatmak ve tabir ettirmek tavsiye edilmez. Evet, nefsani rüya, üçüncüsü nefsin hayal ve kuruntuları, uyku esnasında dış etkiler ve günlük meşguliyetlerle ilişkin rüyalardır. Her varlık ve olay rüyada bir sembol ile ifade edildiğinden, rüyaların yorumlarında bu sembollere göre ne yapılmaktadır? İnsanlar rüyaları tabir etmektedirler. Buna rüya tabiri denilmektedir. Bu konuda tabirname denilen kitaplar ne yapılmıştır? Telif edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de rüyaların yorumu, tabiri rüya Yusuf 43'te, tevili rüya Yusuf 100'de, tevilül ahlam Yusuf 44'te, tevilül efendim ehadis Yunus 6:21'de geçmektedir. İftira kelimesinin türevleri ile ifade edilmektedir. Hazreti Yusuf'a rüyaların yorumunun öğretildiği Yusuf suresi 6'da geçmektedir. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un gördükleri rüyaları tabir ederek bu yorum ışığında hareket ettikleri de bildirilmektedir. Bu da Yusuf 4-6 Saffat 102. ayetlerde geçmektedir. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazından sonra rüya gören var mı diyerek efendim sorduğu, varsa tabir ettiği kaydedilmektedir. Buhari Tabir 47'de. Eğer kendisi rüya görmüşse anlattığı, ashabtan biri veya kendisinin tabir ettiği rüyalar ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Rüya ile dini bir hükmü belirtmek veya geçersiz kılmak, buna göre hayatı yönlendirmek caiz değildir. Bir kimsenin gördüğü rüya ile başkasının hüküm bina etmesi uygun olmaz. Yani bir insan ben rüya gördüm, şöyle şöyle gördüm diyor. Öbürü de benim başıma bunlar gelecek diyor. Demek ki birinin gördüğü rüya ile diğerinin etkilenmesi de mümkün değildir ve o tabir onun için caiz değildir. Evet, rüyaların bu şekilde insanlara efendim yön vermesi mümkündür. İnsanların aldatılması şeytan tarafından da diğer rüyalarda mümkündür. Kötü görülen, kabus gibi görülen rüyaların anlatılmaması yine Allah Resulü tarafından tavsiye edilmiştir. Evet. Hastalık ve tedavi. Hastalık, insanın beden ve ruh sağlığını bozan bir haldir. Tedavi ise bu halin giderilmesi, hastalık ve sakatlıkla mücadele ve gerekli tedavi yollarına başvurmak, hem insanın tabii yapısını gereği hem de dinin emir ve tavsiyesi olarak ne yapılmaktadır? Bildirilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah hem derdi hem devayı göndermiş. Her hastalığa bir çare yaratmıştır. Tedavi olun ancak tedavide haramı kullanmayın buyurmaktadır. Ebu Davud tıp 2. hadislerinde bu şekilde buyurmaktadır. Demek ki tedavi olacağız ama tedavi içinde haramları ne yapmayacağız? Kullanmayacağız. Haram olan şeylerde şifa olmadığı yine Allah Resulü tarafından bildirilmiştir. Dert ve hastalıklardan kurtulmaya çalışmak, hem tevekküle hem de hakiki şifa verenin Allah olduğunu hakikatine aykırı olamaz. Tedavi esasen tıp biliminin konusu olmakla birlikte, tedavide alkollü maddelerin kullanımı, dini metinlerin okunması, dua ile tedavi usulü, mahreviyet gibi açılardan dini ilgilendirmiş, tedavi bu yönleriyle fıkıh kitaplarında ne yapılmıştır? Ele alınmış olarak görülmektedir. Evet, okuyarak tedavi, hastalıkların maddi olduğu kadar manevi sebepleri de vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, göz değmesi, nazar gerçektir buyurmaktadır. Buhari tıp 36'da. Buyurarak hastalığın manevi bir sebebini işaret etmiştir.
Günümüzde zihni ve ruhi hastalıkların maddi sebepleri yanında manevi sebepleri de araştırılmaktadır. Telkin ve musiki ile tedavi öteden beri uygulanmaktadır. Okumak suretiyle tedavi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabi tarafından yapılmış, caiz ve etkili olduğu görülmüştür. Sahih hadis kitaplarında bu tedavide Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri ve bazı duaların okunduğu rivayet edilmektedir. Burada şifa verenin yalnız Allah olduğu da ne yapılmaktadır? Bildirilmektedir. Hazreti Peygamber nazarlık kullanmayı men etmiş. Bu gibi şeyleri asan kimselerin bid'atları kabul etmemiştir. Ve bu gibi kimseler Peygamberimize biat etmeye gittikleri zaman onlar biatlarını bid'at olarak kabul ederek biatlarını kabul etmemiştir. Nese-i Zinet 17. bölümde bu geçmektedir. Resul-i Ekrem hastalıkların sebeplerinin bulunduğunu gerçek sebeplere tutunmayı ne yapmaktadır? Tavsiye etmektedir. Sıkıntılı durumu fırsat bilip onlara nazarlık, muska takan, tütsü yapan ve böylece onların umutlarından çıkar sağlayan kimseler insanlık suçunu yapmaktadırlar, işlemektedirler. Evet, burada yine günümüzde birçok neler vardır, olaylar vardır. Nuska yazan, efendim işte küçük çocukların korkmaması için yine nuska yazan birçok insanlar günümüzde mevcutturlar. Bunların çoğunun dini bilgileri de nedir? Zayıftır ve yoktur. Buna rağmen efendim kendilerine çıkar elde etmek ve buradan bir takım gelirler elde etmek için bu işin içine girmişlerdir. Tabii ki bu yasaklanmıştır. Bu şekildeki alınan paralar da kendilerine hayır etmemektedir. Evet. Organ nakli. Organ nakli konusu alternatifsiz bir tedavi yöntemidir. Organ veren ve alan iki taraf da insan olması ve insan uzvu üzerine tasarruf sebebiyle konu, din, hukuk ve ahlak içerisinde ne yapılmaktadır? Konular içerisine girmekte ve bunları yakından ilgilendirmektedir. 16. yüzyılda başlayan organ nakli geliştirilmiş, 19. yüzyılda insanlardan insana doku ve organ nakli başlanmış, önceleri deri, damar, kas nakli şeklinde başlayan bu tedavi, kalp, efendim karaciğer, böbrek, kemik iliği, korene gibi hayati organlara nakil aşamasıyla gelişmiş, 20. asrın başlarında başarılı sonuçlar da bu konuda alınmıştır. Organ naklinin İslami ilişkisi iki yöndendir. Birinci yönü itikadi ve uhrevi açıdan, ikinci yönü İslam hukukunun ilke ve gayeleri açısındandır. Ehl-i sünnet bilginleri ve kelamcılar ahirette haşrin cismani olacağı, insanın ruh ve bedeniyle birlikte diriltilip hesaba çekileceği, ceza ve ödüle muhatap olacağı görüşündedirler. Kur'an-ı Kerim ayetleri bu görüşü ne yapmaktadır? Doğrulamaktadır. Taha 55, Hac 5, 7, Nur 20, Yasin 78-79, Kıyame 3 ve 4 ayetlerinde bunlar ne yapmaktadır? Geçmektedir. Ahiretle haşrın cismani olacağı inancının organ naklinin tereddütle karşılanmasında etkisi vardır. Ancak nakledilecek organın asıl sahibine döneceği ifade edilir. Organların toprakla çürümesi, yanıp kül olması, hayvanlar tarafından parçalanıp yenmesi, onun tekrar sahibine haşrolunacağına engel değildir. O ne yapacaktır? Sahibine dönecektir. Kıyamet 3-4 ayette ahiretle insanın bütün uzuvlarının toplanacağı ifade edilir.
Herkes kendi asli uzuvları ile ne yapacaktır? Haşrolunacaktır. Bu da ne yapacaktır? Bu bir Kur'an'ı ifadedir. Kıyamet gününde organların şahitliği konusu vardır. Bu husustaki ayet ve hadisler organların ahirette lisan-ı hal ile konuşacağı, Allah huzurunda insanın hiçbir mazeret ileri sürme, yalan beyanda bulunma imkanı yoktur. Bu Nur suresi 24, Fussilet 19, 21, 22 ayetlerinde ne yapılmaktadır? Belirtilmektedir. Zira her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. İslam dininin cinsi, milliyeti, rengi, dini, efendim konumu ne olursa olsun her insana insan olarak baktığı ve eşit yaşama hakkı tanımasıdır. Organ veren kimsenin veya organ verilen şahsın fasık veya gayrimüslim olması dinen onu sorumlu efendim tutmaz. Çünkü bir insana hayat vermeyi bütün insanlığa hayat verme mesabesinde görmüştür İslam dini. Bu da nerede geçmektedir? Maide suresinde geçmektedir. İslam'ın hukuk prensipleri açısından günümüzdeki organ naklinin hükmünü nasların ve İslam hukukçularının benzeri olaylar karşısında gösterdiği tavır ve gayeye bakarak kavramak da nedir? Mümkündür. Kur'an'da insan hayatını tehdit eden bir açlık ve zaruret halinde haram fiillerin mübah hale geleceği ve günahın kalkacağı bildirilmektedir. Bakara 73, Maide 3, Enam 119. Hadislerde yine Müsned 218, Ebu Davud, Et-İme 36'da ne yapılmaktadır? Bunlar zaruret halinde mahsurların haramların mübah olacağı konusu hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde ne yapılmaktadır? Bildirilmektedir. Buna göre baktığımız zaman da bunun başka bir alternatif olarak ilmen ve tıbben tedavisinin mümkün olmadığı kanaatinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Böyle olduğu zaman buna ne yapılmıştır? Cevaz verilmiştir. Çağdaş İslam bilgileri ve fetva kuruluşları ölüden kadavra tedavi maksadıyla organ alınmasını ve hastaya nakledilmesine ne yapmışlardır? Artık cevaz vermişlerdir ve bunun caiz olduğu kanaati onlarda ne yapılmıştır? Ortaya çıkarılmıştır. Bu Ed-darurat tübihul mahsurat fehvazinde ne yapılmıştır? Verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, 3'e 3 1980 tarih, 396 Taksim, 13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğuna fetva olarak vermişlerdi. Demek ki Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapmaktadır? 3'e 3 1980 tarihinde 396 Taksim 13 sayılı kararname ile organ naklinin caiz olduğuna fetva verilmiştir. Ve bunun için bazı şartlar da ileri sürülmüştür. Yani organ naklinin caiz olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan bir tanesi zaruretin bulunması. Yani hasta o organı almadığı sürece mesela böbreği iflas etmiş olan bir kişinin bu böbreğin yerine bir böbrek takılmadığı sürece daima diyalize bağlı kalacağı konusu nedir? Bir zarurettir. Evet, diğerleri de böyledir. Yani bir zaruret olması şarttır. Birinci şart budur. İkinci, konunun uzmanı olan hazık bir doktorun buna karar vermesi gerekiyor. Yani keyfi iş değil de bu konuda yetkili bir kişi evet bu organın takılmaması halinde, nakledilmemesi halinde hastanın zarar göreceği, telef olacağı, öleceği gibi bir kanaati varsa bu nedir? Konu uzmanının kararıdır. 3. Mirasçının onayının alınmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla
onayı olmadan bir kimseden bir organın alınması da nedir? Mübah değildir. Mirasçılara onay verirse, organlarını bağışladık derse veya kendisi sağlığında böyle bir form doldurarak organını bağışladığını bildirmişse bu şekilde olabilir. 4. Tıbbi ve hukuki ölümün kesinleşmiş olması gerekmektedir. Efendim organını alacağız diye henüz ölmemiş bir insanın efendim tıp tabirinde fişinin çekilmesi uygun değildir. Kişinin tıbben ölmesi gerekmektedir. Hukuki ölümün kesinleşmiş olması gerekmektedir. 5. Bir ücret ve menfaat karşılığı verilmemesidir. Evet ben işte şu organı şu kadar liraya veriyorum derlerse bu organ mafyalarına girer ki bu İslam dininde yoktur. Bunun efendim menfaat karşılığı verilmemesi gerekmektedir. 5. Alıcının da buna rıza ve razı olması gerekmektedir. Rıza göstermesi gerekmektedir. Evet. 6 olarak bunu söyledik. Menfaat karşılığı olmayacak 5. 6 alıcının rızası olacak dedik. İşte çağdaş İslam bilginleri diriden diriye belli şartlarla organ naklini ne yapmışlardır? Caiz görmüşlerdir. Yukarıdaki şartlara vericinin hayatını ve sağlığını bozmaması ilave edilmiştir. Çünkü 7. şart budur. Eğer organ veren kişi kendisinden o organ alındıktan sonra sağlığı bozulacak ve diğer hasta gibi olacaksa ondan organ alınmaması gerektiği ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Demek ki organ veren kişinin sağlığı bozulmaması halinde organ vermesi caizdir. Eğer verdiği zaman kendi sağlığı bozulacaksa ondan organ ne yapılmayacaktır? Alınmayacaktır. İşte bu 7 şart ortaya konulma suretiyle söylediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ne yapmaktadır? Organ naklini caiz görmektedir diyoruz. İşte bugünkü konularımız bu şekilde gelişti ve bu konuları bu şekilde ne yapmış olduk? Toparlamış olduk. Bundan sonraki konumuz miras ve miras hukuku konularıdır. Bu konularda geçtikten sonra inşallah DBT konusunu, fıkıh konusunu bitirmek suretiyle başka bir derse geçeceğiz. Yani DHBT'de hadis usulü yapabiliriz, tefsir usulü yapabiliriz, efendim fıkıh usulü yapabiliriz yahut da Kur'an-ı Kerim tecvidlerini genel bir bakışla ortaya koyabiliriz. Bunlara devam edeceğiz. Fıkıh konuları bittikten sonra demek ki diğer konulara geçeceğiz. Çünkü DHBT'nin alanı nedir? Geniş olarak karşımızda durmaktadır diyorum. Ve hepinizden Allah razı olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Evet ve ma'as-selame ile lika diyerek dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Hepinize teşekkür ederim.